Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle ormanlık alanlarda topladığımız meyveleri sizlere göstermek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ormanlarımızda o kadar çok meyve var ki biz ancak bunlardan yaklaşık 10-15 adedini toplayabildik. Bunlarla ilgili şifalarını araştırdık. Sizlere videolar hazırlayarak sunduk. Ve bunların hepsini arkadaşlar kimini gerek kuruttuk, kimini ise arkadaşlar taze yaş haldeyken elimizde bulunduruyoruz ve bunları sizlere göstermek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ormanlarda yenebilecek gerçekten birbirinden lezzetli, birbirinden şifalı onlarca meyve mevcut. Biz şu anda araştırmalarımızda yaklaşık 13-14 yenilebilir, hem şifalı hem de çok lezzetli meyve tespit ettik arkadaşlar. Bunlar da işte böyle bir sergi halinde sizlere sunmayı düşündük. Değerli arkadaşlar, hemen baştan itibaren başlayalım. Bu görmüş olduğunuz yabani hurma veya kara hurma olarak bilinen ormanlık alanlarda yetişen arkadaşlar ve gerçekten olgunlaştığında çok lezzetli, şifalı olan bir meyve. Yanında dağ çileği veya sultan böğürtlen olarak bilinen ancak koca yemiş olarak geçen, üzeri pütürlü çileğe benzer ağaçta yetişen bir meyve, gerçekten oldukça lezzetli. Yaban mersini meyvemizi arkadaşlar kuruttuk ve yaprakları bu beyaz türü, işte gördüğünüz üzerinde beyaz meyveleri mevcut. Hem yaprağı hem de meyvesinden şifalı çayı yapılabilmekte. Değerli arkadaşlar, burada kalp dostu olan ve kalp sağlığı için kullanılan dağ muşmulası, bu taze haldeyken kurutulmuşu da var aynı zamanda. Yine arkadaşlar ateş dikeni, turuncu ateş dikeni meyvesi. Bu da nefes açıcı özelliği, taze meyveleri tüketilerek tadına doyum olmayan böğürtlen meyvesi arkadaşlar. Kısmen bunu kuruttuk. İşte yine dikenli yapısıyla böğürtlen. Değerli arkadaşlar, şifa kaynağı olan ve birçok hastalığa karşı yaprakları yoğunlukta olmak üzere yine meyveleri de kullanılan defne meyvesi ve yaprakları. Burada arkadaşlar yabani iğde, normal iğdeye nazaran daha küçük. Bu da solunum yolu hastalıklarına karşı çay yapılarak tüketiliyor. Yaprakları ile birlikte böyle bir özelliği var. Hemen herkesin bildiği meşhur kuşburnu kurutulmuş hali arkadaşlar. Ve yine muşmula, töngel veya beş bıyık olarak bilinen ormanlarda yetişen vitamin deposu bir meyve. Ve son olarak da arkadaşlar yemişan veya alıç olarak bilinen bu siyah olan kara alıç meyvesi. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere gerçekten birbirinden lezzetli, şifalı meyveler mevcut ormanlık alanlarda. Bu meyveleri size kısaca tanıtmaya çalıştık. Bulursanız mutlaka toplayın. Hem çayını yapın hem tüketin. Rabbimizin lütfettiği bu nimetlerden istifade edin. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.